Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sevgiler ve selamlar izleyicilerimize de. Nasılsınız? Vallahi yorgun olmakla birlikte çok keyifliyim. Çünkü devamlı İstanbul'a gelip dönüyoruz İzmir'e. Sosyal medya ile aranız nasıl? Siz aktif aynı, kullanıyor YouTube'da musunuz? Aynı. Gelen yorumlar nasıl? Şöyle ben yorumlara şöyle ilk koyduğum zaman altta gelen ilk ikisine bakıyorum. Güzelse devam ediyorum. Abuk subuk bir şey görürsem hiç açmam bir daha. Bakmam hiç gerek yok. Benim yerime eşim bakar. Eşim, dostum, ahbabım. Kötü bir şey yazıldıysa zaten iletirler bana bir şekilde. Gelir kulağıma veya hani önüme gelir bir bakarım şöyle. Ya güler geçerim ya da eğer hak ediyorsa hak ettiğini benden duyar. He, cevap veriyorsunuz yani. Vermem genelde. Gerek duymam. Ama üstürüklü bir şekilde. Özellikle eşim konusunda çok hassasım. Bella Hanım çünkü çok naif, çok ince ruhlu ve hakikaten eğitimli ve kültürlü bir nüveye sahip. Dolayısıyla biz böyle argo demeyeyim de mantığı saçma, anlamsız, eşinizi gereksiz. Eşinizi hedef alan öyle mi? Eşimi hedef alan, beni hedef alan veya beraberliğimizle veya başka bir şeylerle alakalı olan herhangi bir söylemi kabul etmiyorum ben. Benim özelim olmuş oluyor çünkü. Sen benim sesimi beğenmeyebilirsin. İstediğin kadar beğenme. Evet. Yani benim için önemli değil. Sesim bu çünkü değiştiremem. Yorumumu beğenmeyebilirsin. Bestemi, sözümü, yaptığım aranjemi, aranjörüm biliyorsunuz. Yani prodüksiyonlarım var 2-3 tane. Sevgili Gülden Karaböcek, Levent Çonker, Yaşar Turan falan gidiyor böyle. Kendi albümlerimde kendim aranje edip müzik direktörlüğü yaptığım için yapımcı olarak. Bunlara laf edilebilir. Çaldığımı beğenmeyebilirler, tonumu beğenmeyebilirler, saksafonumu beğenmeyebilirler, klarnetimi beğenme, gitarımı, piyanomu hiç önemli değil. Müzikle ilgili bir şey söyle, aa benim abana onu da dinlerim, buraya alırım, buraya alırım. Beraber biz yapılacak elemine şey ederiz onu. Süzeriz, süzgeçten geçirdikten sonra elimizde ne kalıyorsa en doğrusunu ortaya çıkarmak adına saygı duyarım ona da. Amenna. Ama özel hayatım kırmızı çizgim. Oraya yani bir adım değil böyle yani milim geçtikleri zaman o zaman tırnaklarımı çıkartıyorum. Ben hep söylerim zaten. Ben küçük bir kedi değilim ama ben bir kediyim. Yalnız Bengal kaplanıyım. Yani maazallah kimse tersime gelmesin diyorum. Ben aslında çok sinirli bir insanım ama hiç öyle görmüyorum değil mi? Evet. Ben inanılmaz sinirli bir insanım. Sevgili Demet'le Alişan'a katıldık. Orada bir... eşimi gösterdiler. Doğru hatırlıyorum değil mi? O da yorgun argın. Yoldan gelmiş. 2,5 saat uykuyla. Yani böyle dağılmış vaziyetteyiz. Kendimize gelemiyoruz. Ben yine enerjiktim. Kendi enerjim çok yüksek. Hayatındaki ilk çekimdi o. Ondan sonra hiç çekim kabul etmedi. Eşim mazur görülsün diye isterim. Ve ilk çekim olmasının dolayısıyla da tabii kendi de başka heyecan bir meslekten var. Gelen birisi izah da ettim aslında. Heyecanın dışında yani hazırlıklı da değildi. Hani orada göründü fakat altına yazılanların olumsuz çoğunu çok geldi. Beğenmedik. Bu kız işte Alacakaranlık'taki filanına benziyor. İşte bu kız vampir mi? Elflere benziyor. Ne kadar acımasızlar öyle mi, değil mi? Böyle mi? Ha? Ya. İlginç böyle argo kelimeler yazanlar da var. Evet. Uzaydan mı gelmiş, şöyle mi, böyle mi? Ondan sonra... Size oradan bir tepki oldu zaten diyorsunuz ya. Şimdi eşime ilkler her şey, önemlidir her biliyorsunuz. Hani bu şey gibi siz dediniz ya. Kafa sallama hareketi mesela dediniz değil mi? Hani ilk mesela değil mi? Dünyada yoktur herhalde benim gibi. Hani ben hep esprisini yapıyorum üniversitelere gittiğimde forumda. Kafasını sallayarak meşhur olan benden başka yoktur diye. Evet. Yıkılıyor ortalık üniversitelerde. Çok hoşuma gidiyor bu. Kendini hicvetmek güzel bir şey. Tecrübe hayatta her şeyin netice itibariyle. Enteresan bir hikayedir biliyorsunuz. Hani Lale Manço'yla başlayıp Barış Manço'yla bitirdiğim arabanın kapısının açık olduğu zaman diliminde dans et dedi bana. Siz o görüntüyü silin diyorsunuz ama o klipte kalıyor. Ben öyle okudum. Doğru montajı mu? Ben yapıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Parça 5.6 dakika. Ben ilk 2,5 dakikasında varım. Nakarat'a kadar geldik. Ben bekleniyorum. Misafirler benim için Almanya'dan gelmiş olan aile dostlarımız beni bekliyorlar. Bir 6 saat falan montajda. 12'de gittim. 6-6.30 oldu tabii. Yemeğe davetli olduğum için geçeceğim. Ben dedim gidiyorum ama lütfen dedim şu görüntüyü koymayalım. Bu diğer kısmı koyalım. Şimdi bütün montajı ben yaptım çünkü. Hadi yine iyisinde. Evet. Yani öyle düşünün. Hani mesela son klibimde de Kanatsız Meleğim seyredebilir sevgili dinleyicilerim, sevenlerimiz. Kanatsız Meleğim'de Bella da mı var peki? Kanatsız Meleğim'de beraber zaten. Evet. Konu mankenim benim. Yani merak edenler oradan görebilirler Bella'yı. Kesinlikle evet. Böyle hani bir silah kalemşörler var ya, kalemşör diyelim onlara. Onlar kafalarında, kendi yaşantılarında elde edemedikleri, göremedikleri, yaşayamadıkları ama şeyleri şöyle bir gerçeklik gördükleri veya var. Bunu böyle sezinledikleri anda onlara hesapta ters gelen bir şey olduğunda
Hemen kalem şöyle yapıyorlar. 90'lı yılların en yakışıklı şarkıcısı olduğunuz için kimseyi yakıştıramıyorlardı aslında. O da var yani, o 90'lı... Ya aslında şu Kıvanç'ın dizisini seyrettim en son Serena ile olan. O dönemi... Ya kendime nasıl pay biçtim, nasıl pay biçtim. Arada bakıyorum. Yani tam benim şimdi ilk zaman diliminde, çünkü 3-4 tane dizi başrolü geldi bana. Hı hı. Çekmemek büyük hata oldu demek ki. Evet. Tam benim rolümmüş Kıvanç'ınki. Yani ya da Kıvanç'ın hani kardeşi olsaydı, abisi olsaydı filan mesela, tam benim rolümmüş. Tam da bana denk geliyor kadrajlarda da. Yani Kıvanç tabii benim renkli gözü sarı hali filan, babam gibi. Benzetiyorsunuz baba tarafım yani komple kendinizi. Renkli gözlü beyaz sarı. Evet bak, hiç öyle düşünmemiştim. Ben koyu kumralım aslında, böyle koyu olduğuna bakmayın. Aha. Ben yazın 5 ay 6 ay bir yerde havuza, denize gireyim, evet, devamlı. Buralar, evet, sarı oluyor. Böyle sarı değil de benimki, hı-hı, daha vengeye ve şeye dönüyor. Farklı bir renge, hı-hı, dönüyor. Ben de aslında beyaz olmama rağmen babam gibi, annem gibi buğdaya dönüyorum hemen güneş gördüğümde. Kıvanç'ta bir gün İsveç'te falan yaşarsam beni bembeyaz görürsün 5 sene sonra. Kıvanç Tatlıtuğ'u görünce yani kendinizle o benzettiniz. Tabii, çok seviyorum Kıvanç'ı da. Çok iyi arkadaşım. Evet. Yani siz de 90, şu an nasıl ki Kıvanç Tatlıtuğ da aynı şekilde eleştirilere maruz kalıyor farkındaysanız, eşi de çok, evet, fazla eleştiriliyor. Yaş yani farkı konuşuluyor. Yani çok atıfta bulunuluyor ama. Siz de 90'lı yıllarda yani, öyle olduğunuz için demek ki Belli Hanım'ın şu anki sorunu o. Bizde bir sorun yok. Şimdi kendi, hı-hı, işiyle olan bir durumu var. Ekrana kendi işinin ve kendi camia diyelim ona, nasıl, hı-hı, bizim camiamız var. Biz böyle bir elinin iki parmakları gibi, iki elin parmakları gibiyiz. Evet. Böyle yan sektörler, ara sektörler, hı-hı, ve tam sektör, evet, olarak. Kendisi de mimar müteahhit. Hı-hı. Ve dolayısıyla çalıştığı çevrelerde farklı bilinen birisi. Hı-hı. Yani kimse beklemiyor benim eşim, evet, bu kadar naif, böyle bu kadar güzel bir bayanın. Hem çizim mimarı hem, evet, de anahtar teslim, iki tane otel yapacağı falan kimsenin aklına gelmiyor. Evet. Onlar geldikleri zaman böyle kalıyorlar. Gördükleri zaman ya da, hı-hı, elleriyle içini dışını her şeyini binayı dikmiş bir bayan olacağı aklına gelmiyor. Evet. Şimdi tabii o zaman beni yani aktör olarak, hı-hı, dizi oyuncusu olarak... Belki sonra sinema çok, evet, geldi yine. Hı hı. Çok güzel projeler geldi. Hele biri, kaçırdıklarımdan bir tanesi. Söyleyeyim değil mi? Sean Connery ile Sophia Loren'in de yer alacağı, hı hı, Buruk Ana Şiretinin, ki böyle şey gibi düşünün yani, Conan gibi filan hani, hı, böyle bir karakter. Hı hı. O zaman 46-45 santim böyle kollarım var. Yani şöyle 43 santim. Kafam kadar kolum var böyle yapınca falan. Böyle ne yaptın diyorlardı. Üçgen falan böyle ciddi, yani Conan'ı oynayan şey gibi saçlarım burada. Bacaklarım bile bakıyorum da şimdi yani iki katı kadardı bacağım. İnanılmazdı o zaman. Çok güzel bir başroldü. Böyle Troy'daki Brad Pitt'in Aşil rolü gibi. Evet. Bir ulağa oynayacaktım. Yani o töre icabı, kendilerine sığınmış olan birisini... vermek istemiyorlar. Hı hı. İşte o zamanki Türklerin yönetimindeki bölgede, evet, Türkiye'de vermek istemiyorlar. Fakat o aşiretin kızına, hı, karşı bir hareket olunca sıkıntı oluyor. Bu da padişaha haber gönderildiği için ondan önce götürüp, hı hı, hani durumu anlatmak üzere beni seçiyorlar. Böyle, evet, bir rolüm vardı. Hı. Yolda kurtlarla karşılaşıyorum, eşkıyalarla karşılaşıyorum. Yani işte, aslında ısrarla bir oyunculuk ısrarı olmuş size. Siz ısrarla yapmamışsınız. Ya sevgili Abdullah Oğuz'a da selam olsun. ANS Prodüksiyon. Evet. Çok güzel bir projede daha Abdullah istedi. Aslında da o projede de yer almadım. 5 bölüm sonra kalktı babalar, hı, ve oğullarında, hı hı, rol alacaktım. Gençlerin safında baba farklı birisi oldu. O zaman yine daha genç olduğum bir zaman dilimi. Gerçi hep genç göstermenin de avantajı var. Evet. Yani bugün de çıksa hala, fark etmez. Aynen. Biraz şuraları böyle gençler bir, biraz daha attığı zaman seçip. Siz az önce diyorsunuz ya, Kıvanç Tatlıtuğ'un rolünü bile bana verebilirlerdi diyorsunuz değil mi? Çok özdeşleştirdim, bayıldım. Tam böyle. Yani o rolü bile benlik size verebilirlerdi. Aynen öyle. Bir 10 yenisine bakarız. Ya Kıvanç'la belki hayat bu belli mi olur? Evet. Güzel. Başka bir projede buluşulabilir. Belli olmaz. Kesinlikle. Yani dedim ya, çok sinirli biriyim aslında. Hı. Sinirli yüzümü kimse bilmiyor. Hep de bana soruyorlar. Değil mi Bella? Hep bana soruyorlar. Neden diyorlar gülerken bile kaşlarınızı çatıyorsunuz? Ya kaşlarımı çatmıyorum. Bu burada sabit duran bir şey. Hani botoks falan yapalım bilmem. Bak burada duruyor. Hani mesela şimdi normalde belli olmayabilir ama şurada iki çizgim var. Her, hı, daim duruyor. Bu şeyden kaynaklı. Ben senelerce Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, hı hı, işte ve benzeri böyle aktörleri seyrettim.
Alain Delon genelde hep kaşlarını çatar. Bir de böyle arada sırada kaşını kaldırır böyle. Bu bir jön pozu gibi. Bakışlar bana, oradan böyle geldi yani. Ben öbür kaşımı da kaldırabiliyorum ama. Görselliğiniz de çok önemli, o işte hayran kitlenizde görselliğiniz de önemli olduğu için. O da bir sizi telaşa sürükledi mi? Hani ya güzelliğim giderse, hani cildim bozulursa, fit duruşum giderse diye. Bunu korumak için de bir şey yaptınız mı? Bir de oraya geleceğim. Yani bu genç duruşu neye borçlusunuz? Biraz genetik. Yani spor yapmayı severim ama yediğime içtiğime dikkat ederim. Yani çok fazla kilo almamak mesela bir örnek. Tabii. 55 yaşına gireceksiniz. Ama hani yeri belli ama çok fazla belli olmayan, hani kas dediğiniz şey mesela, insanı toparlayan şey. Bir ara ben çok böyle bildiğiniz halter yarışmasına ya da işte vücut geliştirme yarışmasına hazırlanıyormuş kadar iri ve kaslıydım. İşte normalde kullandığınız ürünlerden tutun, bayanlar için çok geçerli. Yaptığınız hareketler, sabah kalkınca soğuk su, sıcak su kompresörü mesela çok işe yarayan şeylerden birisi ama genetik özellikleriniz de varsa, kimi deri mesela çok yumuşaktır. Hani ameliyat falan tutmaz der, hocalarımız söylerler bunu hep. Seyredenler biliyordur sabah programlarında. Hocalarımız, üstadlar anlatıyorlar zaten. Deriniz eğer benimki gibi sağlamsa yapısı, bebek teni gibi benim tenim hala. Genetik diye genetik düşünüyorum ben. Yüzünüz biraz minyonsa. Evet. Mesela Ozan'ın da minyondur. Evet. Bebeksi yüz. Sevgili Bora Gencer'in minyondur. Hani böyle bebeksi hatlara sahip. Burak'ın öyle mesela. Kutun öyledir. Tabii. Evet. Bize baktıkları zaman yan yana gelince, oh Allah Allah, siz ne yaptınız da böyle kaldınız diyorlar. Aslında. Bu biraz enerjiden belki. Evet. Biraz da formumuzu korumakla alakalı. Evet. Giyim stili bile çok fark ediyor, biliyorsunuz. Tabii. Yani o az önce saydığınız isimler mesela 90'ların işte yıldız isimleri. Onlarla birlikte böyle bir film de çekilebilir değil mi? Yani olabilir, bir proje yapılabilir aslında. Yani 90'lara yani bu kadar özen varken. Kendi parçama, Kar Beyaz Rölüm'e yazdığım, tabii bunun içinde Kerim Tekin yok, evet, dizi senaryosu var. Bunu önce film yapalım dedim de bir iki firma davet etti. Konuştuğumuzda bu harika bir dizi olur dediler. Kar Beyaz Rölüm'ün sözlerini besteyle birlikte... Hani... Yok, zaten röportajla beraber var olduğumuz bir röportajda konuşuyoruz. Evet. Sonunda bir ek kısmı vardır, orasını ek yapmasını istedim. Çünkü yani kafiye olarak uyan fakat beni rahatsız eden tek diye bir kelime vardı, tek. Tek gülüm olmuyor diye değişmesini istediğim için en son bölümde şurasını da artık yazarsın diye verdiğim bir durumu 85'i, 90'ı, 95'i bana ait. Sonundaki hani iki kelime de olsa, üç kelime de olsa bir şey fark etmiyor. Netice itibariyle ortak oluyor. Yani yanlış anlaşılmasın diye en azından buradan düzelteyim. Çünkü telif haklarında belirtiyoruz biz onu. Tabii. Burada belirtilmemiş olduğu için yanlış anlaşılmasın yine. Tabii ortak olarak geçiyor. Peki hızlı şarkılar nasıl? Onları anlatır mısınız? Şimdi iki tane onlar hızlı şarkı keyifli var dediniz. Çok rap tarzında ve benzeri şekilde yazdığım parça var. Eşimin çok sevdiği parçalar var. Bugünkü genç dostlarıma atıfta bulunduğum, hatta onlarla birlikte adlarını geçirdiğim falan sözler yazdım tabii. Kimlerin adı geçiyor tiyoverimizi? Murda değil mi? Evet. Murda diyor da şey hadise. Murda burada, Sefo burada gibi böyle girişi olan işte veya hani norm dediğim, Ender dediğim girişi yaptım ve onun parçasına bu düş çok güzel. Mersiye mesela, dedemin Bodrum hakiminin Mersiye'si vardır. İkincisi var yani Bodrum hakiminin. Şarkının ikincisi var yani, siz de mi öyle yapacaksınız? Mesela İki onun bölüm gibi parçasına şarkı. Ben bir ek yazdım. O da klasik bir eserle giriyor, anlatıyor rap şeklinde. Ben de başka bir klasik eserle, ben klasik batı müzikçiyim ya, yine benim sevdiğim bir temayla altta akıyor. Ritim kompozisyonu yine R&B, Rhythm and Blues. Üzerine söz yazdım. Ama içinde hey norm bak öyle dedin, bir de böyle var dediğim. Çok güzel şeyler yaptım. Yani şöyle olacak anladığım kadarıyla, siz 90 yılının hitisiniz zaten. Şimdi 2000, yıl 2020. 2020'nin hitlerine de ben buradayım diyeceksiniz. Öyle mi? Doğru mu anladım? Nasipse öyle olacak. Bir sır gibi saklarım içimde. İncinir mi sarılsam hayaline? Gökteki yıldızlara soramadım neden diye, sevdiğim şimdi nerede, kiminle?
Canımı yakıyor özlemin, içimi yıkıyor can gülüm. Aklıma düştükçe gözlerin, şimdi yoksun yanımda. Canımı yakıyor özlemin, içimi yıkıyor can gülüm. Aklıma düştükçe özlemin, neden yoksun yanımda? Çok özledim. Yani ben bunu tekst olarak da çok beğeniyorum. Evet. Melodik yapıda tam benim sevdiğim. Düet de olabilir. Başında saksafon çaldığım zaman yani evet, tüylerim diken diken oluyor. Ben genelde tüylerimin diken diken olduğu, böyle saçlarımın böyle havaya kalktığı, böyle huşu içinde kendi kendime keyif aldığım parçalarımı süper, çok seviyorum. Sardım, öyle müzikleri seviyorum. Bu evet. Zamanın, dinledi mi şimdi mi dinleyecek süperstar, ilk? Bana süperstar hani biz öyle bir lakap kullanmadık. Ben hep genç kızların sevgilisi lakabıyla başlayıp işte Elvis Mavis'le geçtik. Bunu da bana magazin basını yakıştırdı verdi. Sanıyorum ilk genç kızların sevgilisi en yüksek yerde olup da alanım. İlk bana söylenmiş bir kelime çünkü. Ben hep kendimi sevgili Ajda ile birlikte böyle düet yaparken falan. Çocukluğumdan beri hep öyle hayal ediyorum. Aslında benim de en büyük isteklerimden bir tanesidir. Saksafon ve klarnet çalıyorsunuz ve saksafon sanırım sizden sonra çalan oldu mu? Var mı? Geldi mi sizin yerinize? Yani sizin veliahtınız olabilecek biri çıktı mı? Sanıyorum ben enstrümanıyla yani saksafonist olarak star olan sanıyorum tek babamdan sonra tekim herhalde. Evet. Akabinde de dünyada baktığınızda sanıyorum galiba bir Amerikalı vardı. O da böyle 70 yaşında filandı. Ben ilk çıktığım zamanlarda ben 20-30'lu yaşlarımda. Şu anda o da hayatta olmayabilir. Tek sanıyorum enstrümanıyla star olmuş kendi ülkesinde. Sonra da şarkıcı olarak star olmuş. Herhalde tekim galiba. Ha, dünyada da diyorsunuz bu durumda. Saksafon çalan içerisinde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben geldiniz. Teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Akşam TV izleyicilerine, Akşam Gazetesi okurlarına sözü size bırakıyorum. Peki efendim. Severek takip ettiğim yazılarınızla ve aynı ederim. Şekilde gazete olarak da saygı duyduğum bir ekibe sahipsiniz. Çok seviyorum. Hem magazin biriminize hem yazı işleri biriminize bize güzel haberler ve gündemlerle bilgilendirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Tüm sevenlerinize buradan saygılar, sevgilerimi iletmek istiyorum. Sürçülisan ettiysem affola her zaman söylediğim gibi. Size de çok çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu güzel sorunuzdan dolayı da ayrıca tebrik ederim. Belki de birçok zaman diliminde hiçbir yerde sarf etmediğim şeyleri söyledim. Evet. Sinirli olduğumu kimse bilmez mesela. Ben çok absorbe edebilen birisiyim. Sürprizlerle dolu bir röportaj oldu. Kesinlikle. Yani beni sinirli gören çok az sayıda insan var zaten. Ama ben çok sinirliyim. Belli etmesem de. O yüzden güler yüz her zaman iyidir. Evet. Sakin olmak iyidir. O sinirli yüzünüzü de herhalde şimdiden sonra dizilerde, filmlerde göreceğiz inşallah diye ümit ediyorum. İnşallah. Çok güzel bir senaryom var. Onu hakikaten yani yakıştırdığım insanlar var. Sevgili Kıvanç olamasa bile. güzel projelerle İyi polis, kötü polis olan harika bir dizi senaryom var. Onu da çok eski zaman dilinde yazmıştım. Onu yeniden kaleme aldım. Güzel olacağını düşünüyorum. Bekliyoruz. Kesinlikle. Hayat sürprizlerle dolu. Benden sürprizleri her zaman beklesinler zaten sevenlerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.